Merhaba arkadaşlar. C#'da DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 46. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde satışları listelemeyi ve aynı zamanda satışlardan masa siparişlerine geçmeyi göstereceğiz. Solution'ı açıyoruz arkadaşlar. WinForm altına bir tane klasör ekliyoruz. Klasörümüzün ismi satışlar olsun. Satışlara sağ tıklıyorum ve bir tane DevExpress aracı ekliyorum. Form ekliyorum. FRM satışlar diyorum adına. Formumuzu biraz düzenliyoruz. Start position'ı center screen olarak ayarlıyorum ve tekstini de satışlar olarak değiştiriyorum. Evet, şimdi bir tane başlık kopyalıyorum. Şuradan bir başlık kopyalıyorum. Satışlar. Bir tane grup kontrol. Kontrol V yapıyorum. Kontrol V ile yapıştırıyorum. Evet, şimdi burada yenile yenileyiz sağlıyorum. Bu butonumuz BTN siparişlere geç ya da sipariş hareketleri desek detay olsun. Sipariş detayları sipariş detayları bu da. Diğer butonumuz kaydet butonunu değiştiriyorum. BTN ödeme hareketleri. Evet, ödeme hareketlerini de bu şekilde görmek isteyebiliriz. Ayrı bir form içerisinde ödeme hareketleri. Biraz şöyle büyütüyorum. Tamam. Şimdi imajlarını değiştiriyorum arkadaşlar. Buna uygun ne olabilir? Şöyle bir şey olsun. Burası vektörlerden bakıyorum arkadaşlar. Evet, bakalım şöyle. Bir tane imaj vardı da onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Neyse, şunu alalım şimdilik. Tamam. Yenile kapat. Tamam, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir tane grid kontrol ekliyorum. Evet, bütün formu kaplamasını sağlıyorum. Evet, burada arkadaşlar data source'umuzu seçiyoruz. Şuradan satışlar. Evet. Şöyle küçültüyoruz. Kolon başlıklarını kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi burada ben müşteri ID'yi şimdilik ya da gizleyelim. Şöyle gizliyorum. Tutar, indirim toplamı,
ödenen kalan açıklama müşterileri göstereceğiz. Bu arada şu Binding Source'u siliyorum. Onunla işimiz yok. Ben şimdi kolonları düzenlemeye geçiyorum. Run Designer diyorum arkadaşlar. Şimdi şu müşterileri silebiliriz. Gerek yok buna. Evet, satış kodunun olduğu yerde yeni bir tane kolon ekliyorum. Neyse bir altına şöyle yapalım. Tamam. Buna müşteri ya da müşteri ad soyad diyorum. Daha anlaşılır olsun. Buna müşteri diyorum. Ya da müşteri ad soyad da diyebiliriz. Ad soyad. Tamam. Şimdi şu arkadaşlar bizim file name tarafına müşteriler nokta adı soyadıydı sanırım. Tekrar bakacağım. Adı soyadı şeklinde yazmamız lazım. Hemen satışlara geçiyorum arkadaşlar. Entities içerisindeki model içerisindeki satışları açıyorum. Ve burada nasıl tanımladığımıza bakıyorum. Müşteriler olarak tanımlamışız. Dolayısıyla orada da müşteriler olarak yazmamız lazım. Bir de tabii evet adı soyadı arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam. Şimdi satışlara tekrar dönüyorum FRM satışlara. Onun haricinde tabii şurayı biraz büyütelim. Şöyle yer değiştiriyorum. Tamam. Şimdi burada tutar indirim toplamı ödenen kalan. Bu kısımların toplamını arkadaşlar gridin altında göstermek istiyorum. Öncelikli olarak şurada show footer'ı etkin hale getiriyoruz. Daha sonra tutar. Tabi bunların formatlarını da hemen değiştirelim. Display formattan şurada format type seçeneğini numerik olarak ve formatını da string'ini de C2 olarak değiştiriyoruz. İndirim toplamı için de aynı şekilde. Farklı formatlar da arkadaşlar netten araştırarak farklı formatları da uygulayabilirsiniz aynı şekilde. Evet, para birimini belirtiyorum ben C2 olarak. Evet, bu da para birimi. Bunun haricinde başka da bir şey sanırım yok. Tamam. Evet, şu işlemleri gerçekleştirecektik. Şimdi satış kodunun altında kaç kayıt olduğunu bize göstersin. Burada summary seçeneği vardı. Evet, summary type. Evet, kayıt sayısı olduğu için count diyorum. Şuraya da kayıt yazdırabiliriz. Footer'a geçiyorum. Yine aynı şekilde summary. Summary type. Bunu sum toplam olarak ayarlıyoruz. Bunun formatına da tutar yazıyorum. Diğerlerini yazmayacağım arkadaşlar göstermek için. İndirim toplamına geliyorum. Şu sum'u da siliyorum. İndirim toplamı. Evet arkadaşlar formatlarını ayarladığımız için kendisi otomatik olarak 0C2 olarak ayarlıyor. Eğer o şekilde ayarlamazsa yani siz bu şekilde parantez üstü parantez içerisinde 0 2 nokta üst üste C2 yazarak da belirtebilirsiniz. Ödenen bunu da değiştiriyorum. Herhangi bir şey yazsın istemiyorum. Kalan aynı şekilde.
Summary type. Tamam. Evet, formatlar sanırım tamam. Formatlar, toplamlar vesaire. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu arada şunların gördüğünüz gibi formatları da değişmiş durumda. Neyse, bunu kendinize göre ayarlarsınız. Evet, kod kısmına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada en üstte buffer context tanımlıyorum. New buffer context. Daha sonra satışlar dal tanımlıyorum. Yeni bir nesne üretiyorum bu sınıflardan. Evet, burası tamam. Şimdi grid'e aktaralım bunu. Grid control 1 nokta data source eşittir satışlar dal nokta get all. Herhangi bir kısıtlama olmayacak. Sadece context'i gönderiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar ana menüde VRM'i ana menüyü açıyoruz ve şuraya yeni bir tane ribbon page ekliyoruz. Ribbon page'imize satışlar diyorum. Yeni bir buton ekliyoruz. Butonumuzun ismi BTN satışlar. Aynı şekilde bu da satışlar. Bir tane daha ekliyorum. Bu ödeme hareketleri. Evet, satışlara bir tane de imaj ekliyoruz. Şimdi burada buna uygun şu olabilir aslında, yapılmış satışlar. Hareketler için şu bakalım, aradığımız imajı bulabilecek miyiz? Ya da şöyle bir şey ekleyelim şimdilik. Tamam. Şimdi satışlar için şurayı kopyalıyorum. Sadece bir değişiklik yapacağım. Bu da FRM satışlar olacak. Evet arkadaşlar, çalıştırıyorum. Bakalım son durumuna. Evet, bu arada tabii sizde de bu hatayı verebilir. Arkadaşlar, bu hatayı verirse gerekli referansı eklememiz lazım. Bende resharper olduğu için otomatik olarak bu şekilde bana gösteriyor. Tamam. Bir diğeri, evet, satışlar için arkadaşlar. Çünkü iki tane satışlar oluyor. Birisi bizim açtığımız klasör, bir diğeri de entities içerisindeki, model içerisindeki satışlar oluyor. Bunun yerini, nerede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yoksa C Sharp bunu algılamıyor arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Evet, giriş yap. Bakalım son durumuna. Satışları açıyorum. Evet, bakalım toplamlar. 7 tane kaydımız var arkadaşlar. Doğru. Toplamları bize veriyor. Güzel. İstediğimiz şekilde. Şimdi tabii buradan sipariş detayına geçebilmem lazım. Ya da ödeme hareketlerine geçebilmem lazım. Şimdi sipariş detayını yapalım. Satışlara geçiyorum. Evet, burada arkadaşlar yapacağımız işlem gayet basit. FRM masa siparişleri diyorum. New. Evet, burada 1, 2, 3, 4 tane parametre var. Biz buradan sadece satış kodunu yollayacağız. FRM.show diyalog. Şimdi
String bir satış kodu tanımlıyoruz. Eşittir. Grid view 1 nokta get focus row cell value, yani odaklanılan satırdaki hücre. Nedir bu? All satış kodu arkadaşlar ve toString. Evet, şimdi parametre olarak göndermemiz lazım. Belli olsun diye arkadaşlar buraya satış kodu 2 nokta üst üste yazıyorum. Yani satış kodunu gönderdiğimi belirtiyorum. Ve direkt satış kodu diye belirtiyoruz. Evet, bu şekilde bir bakalım arkadaşlar. Bitireceğiz. Satışlar. Örneğin satış 7 için. Sipariş detaylarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, 2 tane ürün satmışız ve bir tane de ödeme yapmışız. Satış 4 için bir tane ürün satmışız ve 2 de ödeme yapmışız. Evet, buradan detaylarını bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.